Merhabalar, bu hafta da Şifa Kapısı'nda yine birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz uzman doktor Züleyha Kadehçi, radyasyon onkoloji uzmanı. Evet. Hoş geldiniz Züleyha Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Hastalarla işte tedavi. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ben radyasyon onkolojisi uzmanıyım. Mesleğimde 22 yılım, mesleğimdeki 22. yılım. Maşallah. Yaklaşık 16-17 yıldır da Avrasya Hastanesi'nde çalışmaktayım. Artık burası tedavi ettiğim hastalarla birlikte, kurumumla birlikte bir ikinci bir ailem diyebilirim burası için. Yılda ortalama 1000'e yakın hasta tedavi etmekteyiz. Radyoterapi uygulanan hastalar ortalama yılda 1000'e yakın hasta tedavi etmekteyiz. Hocam soruları geçelim biz. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Kanser nedir hocam? Kanser nedir? Kanser kontrolsüz üreyen hücre topluluğudur. Yani vücudun herhangi bir bölgesinde kontrolden çıkan bir hücre dokuya dönüşüyor, o doku büyüyor, organ evet. kadar büyüyerek durdurak bilmeden büyüyüp bir kitle halini oluşturup vücudumuzdaki sağlıklı dokulara da zarar verip işlev yapmasını engelleyecek şekilde üremeyi hızlı hızlı devam ettiren bir hastalıktır kanser hastalığı. Kanser hastalığı önemli bir hastalıktır. Tedavi olması ile ilgili çok önemli bir hastalık, çok sık görülen bir hastalık türü olduğu için tedavi ile ilgili de çok hızlı bir şekilde tedavi yöntemleri hızlı bir şekilde gelişmektedir. Radyoterapi cihazları olarak kemoterapi ilaçları, akıllı ilaçlar, cerrahi teknikler bunların hepsi gün geçtikçe çok hızlı bir şekilde kendisini yenileyip hızlı bir şekilde hastaların en iyi şekilde tedavi olup bu hastalıktan kurtulmasını sağlayacak şekilde çalışmaktayız diyebilirim. Evet. Hocam kanser çeşitleri nelerdir? Kanser çeşitleri erkeklerde ve kadınlarda kanser çeşitleri farklılık göstermektedir. Hı. En sık akciğer kanseri erkeklerde görülmektedir. Akciğer kanserinin görülmesi, akciğer kanserinin %85 sebebi de sigaraya bağlıdır. Sigara akciğer kanser oluşumunun %85 nedenidir. Kadınlarda da akciğer kanseri görülmektedir ama kadınlardaki görülme sıklığı erkeklere göre daha azdır. Hocam bu neden? Yani erkekler ve kadınlar arasındaki neden daha çok sık? Neden? Çünkü kadınlarda sigara tüketimi daha az olduğu için akciğer kanser görülme sıklığı da daha azdır. Ama maalesef son 5 yıl içerisinde kadınlarda da sigara içme oranında hızlı bir şekilde artış görüldüğü için kadınlarda da akciğer kanser görülme oranı çok daha yüksek seviyelere çıkmaktadır. Erkeklerde akciğer kanseri diyoruz, kadınlarda en sık meme kanserleri görülmektedir. Her 10 kadından bir kadın ömrü boyunca bir kanser hastalığına yakalanma riskiyle karşı karşıyadır. En sık meme kanseri görülür. Ondan sonra bağırsak kanserleri, işte bu kolon kanserleri, rektum, mide kanserleri bunların hepsi içerisine alacak şekilde sıklıkla görülmektedir. Bağırsak kanserleri. Ondan sonra sırasıyla kanser çeşitleri her iki cinste de erkek ve kadında da her türlü kanser görülmektedir diyebilirim. Kanser için erken tanıda nasıl bir müdahale etmesi lazım insanların kendisine? Erken tanıda ne yapmamız lazım? Sağlıklı bir birey mutlaka check-up yaptırması şart. Check-up. Evet. Check-up'larla. Genelce check-up. Genel check-up. Hiçbir şikayetin yok. Yılda bir mutlaka baştan aşağı biyokimyasal testler, akciğer grafisi, 40 yaşından sonra özellikle kadınlarda mamografi yapılması, bağırsak kanserlerinin erken teşhisi için gaytada gizli kan dediğimiz testin yapılması, rahim ağzı kanserleri için smear testinin yapılması, bunlar hem invaziv olmayan yani hastaya zarar vermeyen ama teşhis konduğunda da kişinin çok erken evrede
tümöre yakalanmasına sebep olduğu için de kaliteli yaşam sunar bizlere. O yüzden check-up diyorum ben. Mutlaka sağlıklı insanların erken teşhiste check-up yaptırılması şarttır. Yılda bir kere check-up yaptırılması gerekiyor. Check-up şarttır, öyle diyebiliriz. Evet, en çok görülen kanser çeşitleri nelerdir? En sık görülen kanser çeşitleri en fazla dünya Türkiye genelinde şunu söyleyebiliriz. Yılda ortalama 200 bine yakın, 180 ile 200 bin arasında yeni kanser tanısı konmaktadır. Bu çok büyük bir rakam. Evet. 180 bin kişiye yeni kanser tanısı konmaktadır. Bu kanser tanısında da kanser tanısı konan kişilerin özellikle kadınlarda meme kanseri, erkeklerde akciğer kanseri görülmektedir. Erkeklerde yine prostat kanseri önemlidir. Yine kadınlarda rahim ağzı kanserleri tedavi edilebilecek kanserlerdir bunlar. Aile öyküsü varsa zaten mutlaka daha dikkatli tetkikler yapılması gerekmektedir. Bunları bu şekilde söyleyebiliriz. Evet. Evet. Peki hocam, kanser hastalarının bir psikolojik durumu oluyor. Kesinlikle. Yani, evet. Bu psikolojik durumda bir yardım almaları gerekiyor mu? Evet. Şimdi kanser hastaları teşhisi konup bizimle karşı karşıya geldiğinde ömrü boyunca hiç doktora gitmemiş olan kişiler olabiliyor. Hiç evet. Ömrü boyunca gitmemiş. Ve normal aktif iş yaşantısında olan insanlar olabiliyor. Aktif iş yaşantısında olduğu zaman bu tedavi yaptığımız kanser tedavisinin süresi 4 ay ile 6 ay arasında uzayabiliyor. Bu dönemlerde tedavi sırasında hastanın yaşam kalitesinde düşmeler oluyor. Yani yaklaşık tedavi gören hastaların yarıdan çoğunda kendi başına desteksiz bir şekilde günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geliyorlar. Nasıl bunlar? Tuvalet ihtiyacı, yemek yeme ihtiyaçları, yemek yeme işte bulantısı, kusması olduğu için, beslenme bozuklukları olduğu için ve enerjisi düşük olduğu için bunlar hayat kalitesini düşürebilir. Evet. Bundan dolayı da moralleri çok düşüyor hastalarımızın. Ve hasta yakınlarına da çok büyük bir iş düşüyor. Hasta yakınları da hastaya destek olabilmek için elinden gelen gayreti sarf etmektedir. Bu dönemde stres çok önemli bir faktör. Kanser tedavisinin sürecini belirleyen faktörlerden bir tanesidir. Kişi ne kadar çok strese kapılır, ne kadar endişeli olursa bizim tedavi başarımız o kadar düşebiliyor. Bunu nereden biliyoruz? Yapılan hayvan çalışmalarında iki tane fareye kanser hücresi enjekte edilmiş. Bir tanesine gürültülü ortam oluşturulmuş, diğerine sakin bir ortam. O gürültülü ortamda duran farelerin daha fazla kanser hücrelerini büyüttüğünü, ilerlediğini görüyoruz. Bu ne demektir? Stres, endişe, korku, panik, bunlar hep bizim tedavimizi olumsuz yönde etkileyen evet. faktörlerdir. Onun için tedavi sırasında özellikle uyku düzeni bizim için çok önemli, moral önemli ve gerekirse eğer depresyona da varabilecek şekilde endişeler artarsa biz o zaman bir uzman, psikiyatri uzmanı, bir psikologlar tarafından hastayı yönlendirme yapmaktayız ve bizim sürecimize daha olumlu olarak yansıması için bunlara da desteğe ihtiyacımız var diyebiliriz. Evet. Çevre faktörü çok önemli galiba Çevre hocam. Çevre faktörü kesinlikle çok önemli. Hastanın bir de bu tedaviyi yeneceğini, pardon, bu hastalığı yeneceğine dair inancı olması lazım. İnancı olmazsa ben en iyi tedaviyi yapsam da hastalara hasta bundan başarı elde edemez maalesef. Onun evet, için hocam. Moral motivasyon çok önemli. İnanç çok önemli. Umudunu kaybetmemesi çok önemli. Çevredeki söylenen sözlere kulakları kapatılması gerekir. Çünkü çevrede maalesef bu olayla ilgili, bu hastalıkla ilgili travmatik öyküler bulunur ve herkes kendi olumlu olarak değil de olumsuz travmatik öykülerini hastaya maalesef aktarırlar. Bu da onu ya ben ne yaparsam yapayım zaten sonuca ulaşamayacağım diye endişeye kapılır. Bu da bizim işimizi zorlaştırır. Evet. O yüzden hastayla el ele tutuşup bu işi hızlı bir şekilde
kökünden çözmek veya en azından kaliteli yaşama ulaşabilmek için birlikte işbirliği içinde tedavimize evet. El vermemiz gerekir hocam, diyebilirim. Hocam işiniz gerçekten de çok zor. Kanser sürecinde ailelerin psikolojik durumu nasıl oluyor hocam? Ailelerde de endişe oluşmaktadır. Çünkü zaman zaman şöyle oluyor. Kişinin ailesi hastalığı bütün detaylarıyla hastaya paylaşmıyor. Bütün sorumluluğu üzerine alma durumları olabiliyor. Hani endişelenmesin, olumsuz yönde etkilenmesin diye ailelerin de şeyi var. Yani üzerindeki yük çok fazla miktarda. O yüzden de ailelere çok büyük iş düşüyor diyebilirim maalesef. Kanser hastalarına genelde aile veya çevreler acı duygusuyla, acitasyon duygusuyla yaklaşıyorlar. Evet. Evet. Sizce bu doğru mu? Öyle olmaması lazım. Yani çünkü bu bir herkesin başına gelebilecek bir hastalık. Olabilecekleri, yapılabilecek tedaviyi bir kere planlayıp, programlayıp, hastayla bunları konuşup, o karşımıza çıkabilecek etkiler, yan etkiler bunları da konuşup yola başlamamız gerekir. Her şeyi, tedavileri yaparız. Bütün her şey sonuna kadar yapılır. Ama ondan sonra bazı şeyler aksi gidiyorsa o zaman tekrar konuşulur. Ama hemen ilk etapta da şey yapmamak lazım. Hani umutsuz, endişeli olmamamız lazım diyebilirim. Evet. Çünkü kanser tedavisi dediğimiz tedavi olmazsa olmaz 3 tane tedavisi vardır. Yani hocam peki bu kanser hastaları. Evet. Tedavi süresinde ailelerin desteği nasıl olması lazım sizce? Kanser tedavisinde ailelerin desteği olumlu yönde olması gerekir. Özellikle destek olarak bir kere bu hastaların vücutlarının immün sistemi, dirençleri düşük olduğu için çok kalabalıkla hastayı görüştürülmemesi gerekmekte. Çok fazla enfeksiyon riski bulunan kişilerden bu, uzak durmasını sağlayacak. İleri dönük hastalar için değil mi hocam? Yok, yeni başlangıç, yeni tanı konulmuş değil. Yeni tanı konup şey yapılan, tedavi sürecindekini söz ettim. Yani tamam. Tedavi sürecinde hastalığın direnci düşük olduğu için, immün sistemi direnci düşük olduğu için hasta yakınlarının dışarıdan çok fazla misafir kabul etmemesi, hastayı sakin bir ortamda bulundurması, işte moralini yüksek tutacak şekilde aktivitelerde bulunması, en azından bu hastalıkta ben senin yanındayım hissini vermesi, bunlar çok önemli. Hasta yakınının evet. yapabileceği şeyler. Pandemi süresinde kanser hastalarının durumu nedir hocam? Maalesef kanser hastaları pandemi sürecinden çok olumsuz yönde etkilendi. Neden? Hastalık endişesiyle hastaların herhangi bir şikayeti de olsa maligniteyi düşündürebilecek, kanser hastalığını düşündürebilecek şikayetleri olmuş olsa da bu şikayetleri için teşhis yönüne ötelediler ve evden çıkmamak, yani hastalık daha kötü, enfeksiyon hastalığı, COVID pandemisi kötü, evden çıkmayalım derken kanser hastalarının vücudundaki hastalık maalesef ileri evrelere gitmeye başladı. Evet. İki tarafı keskin bıçak oldu burada. O yüzden bize ulaşan hastaların sayısında tabii ki bir miktar azalmalar oldu. Teşhisin konması ile ilgili de gerilemeler oldu. Uzamalar oldu teşhis konmasında. Öyle olunca maalesef kanser hastaları pandemiden çok etkilendi. Ben mutlaka şunu söylüyorum. Herhangi bir şikayetiniz varsa zaten belli kurallar vardır. Maskeni taktıktan sonra, mesafeni koruduktan sonra, hijyenine dikkat ettikten sonra mutlaka hastaneye doktor kontrolüne gitmesini öneririm. Yani evde beklemektense hastanede mutlaka bu tetkiklerin yapılması için hastaneye gitmelerini öneririm evet. kişilere. Peki hocam kanser hastası, korona olan kanser hastası bu durumda nasıl etkileniyor? Evet, onlar da oldu. Tedavi sırasında bizim burada Avrasya Hastanesi'nin radyoterapi bölümü yaklaşık 2 yıldır bir gün daha dahi eksik, yani aksaklık yaşamadan hastalarını düzenli bir şekilde tedavi etti diyebilirim. Bu tedavi sırasında
radyoterapi dediğimiz hani ışın tedavisi sırasında hastalarımızın korona teşhisi de kondu. Evet. Ve onun tedavileri de uygulandı. Orada iki hekim enfeksiyon hastalıkları ile onkoloji doktorları, iki karşılıklı hekim hasta için hangisinin öncelikle toparlanması gerektiğini birlikte karar verdik ve hastalara çok vakit kaybettirmeden öncelikle hastanın korona tedavisini, COVID-19 hastalığı tedavisini uygulandı. Ondan sonra da hastanın kan değerleri normale geldiğinde direkt radyoterapi tedavilerine devam ettiler. Evet. Böyle olan hastalarımız var ve bu süreci çok iyi bir şekilde atlattılar. Kanser hastalarının immün sistemiyle ilgili bir düşüklük olmadığı müddetçe bizlerden de onay aldıktan sonra hastaların mutlaka COVID-19 aşısının olmasını önerdik ve hastalarımız evet. aşılandı. Çünkü dirençleri çok düşük olduğu için hastalığı atlatmaları çok daha ağır oluyor. Hastalıkla COVID-19 hastalığıyla baş etmeleri çok zor oluyor. Bunun koruma yöntemi olan aşılanmaya da mutlaka destekledik ve onları yönlendirmelerini yaptık. Onu söyleyebilirim. Evet hocam, şöyle bir duyum oluyor halk arasında, buyurun. Söyleşi oluyor. İşte kanser hastaları koronavirüs aşısı olmasın birbirini tetikliyor gibi birbirlerine bir duyum tam var. Tam tersi. Asla böyle bir kanıya kapılmamaları gerekiyor. Çünkü aşı dediğimiz bu benim kendi branşım değil ama şunu söyleyebilirim. Hastalığı bir şekilde vücuda tanıtmak. Hastalığın kanser hastalığı olan hastalara böyle bir düşman var, böyle bir düşmanla savaşman gerekiyor diye ona bir sinyal verdirmek amaç budur. En azından vücut kendisini bu şeye karşı savaşa hazır hisseder, kendini toparlar. Tekrar gerçek hastalık geçirmeye durumu olduğunda da daha hızlı cevap verir, daha direnci yüksek olur. Asla böyle bir şey değil. Yani hastalığın COVID-19 aşısının kanser hastalığını kötü yönde tetiklediğine dair hiçbir şekilde böyle bir yaklaşıma kapılmamak gerekir. Evet. Öyle diyebiliriz. Hocam, bu kanser hastalarında bölge, işte atıyorum bağırsak kanseri, İşte akciğer kanseri, rahim kanseri arasındaki hastalıklarda kişilerin etkilendiği durumlar nelerdir? Çünkü bazıları diyor ki işte bir şey yok, geçer. Bazıları diyor ki aa çok ağır bir hastasın sen. Çünkü bu ne? Çevre faktörüne giriyor birazcık galiba. Şimdi bunlar için hastalarımıza ne demek istersiniz? Şimdi her organın kanseri farklıdır. Her evet. organın vücudumuzdaki beyinde oluşan şeyin, tümörün, kanserin patolojik tipi farklıdır. Tedavisi farklıdır. Akciğerlerde görülen kanserin tedavisi farklıdır. Yemek borusundaki görülenlerin tedavisi farklıdır. Yine kas tümörleri dediğimiz, yumuşak doku sarkom dediğimiz, hani kanser değil sarkom oluyor onlar. Bunların tedavileri farklıdır. Gidişatları farklıdır. Bizim için en önemlisi patoloji, bizim için önemli. Patolojide o kanserin ilerleme şekli, nasıl seyredeceği, akıllı ilaca uygun mu, değil mi? Cerrahi olarak tam çıkarılırsa yaşam beklentisi ne kadar olabilir? Hep bu bizim kilit olarak patoloji bize yol gösterir. Eğer mesela geniz kanserleri vardır. Burnun arkasında, kulakların arkasında, kafa tabanının tam ortasındadır. Ve onun cerrahi olma şansı sıfırdır. Çünkü cerrahi olarak onun çıkarılması mümkün değil. Yani onların tedavisinde radyoterapi tedavisi kullanılır ve her tedavi başarısı çok yüksek. Her kanserli hücreye ameliyat önermiyoruz. Kesinlikle. Mesela lenfoma, lenf tümörlerinin tedavisinde cerrahi uygulanmaz. Onlarda kemoterapi uygulanır, radyoterapi uygulanır. Hangi aşamada bu kanser hastalıklarına ameliyat uygulanıyor? Erken evre olanlarda, erken. Evre 1 ve 2 olanlarda, yani organ içinde sınırlı yayılımlı olan tümörlerin cerrahisi mümkündür. Ne kadar o dokunun çevresine yayılmış, çevresindeki diğer organlara da itilme, çekilme şeklinde büyümüşse onun cerrahi olarak tamamen çıkarılma şansı yoktur. O yüzden de
evet cerrahi olarak çıkarılabilir ama çevre dokuları tamamen sıyrılmayacağı için tedavi sonrası, ameliyat sonrası başarısı çok daha düşüktür. Biz cerrahiyi erken evre tümörlerde tercih ediyoruz. Evre 1 ve evre 2 tümörlerde cerrahinin yeri çok daha önemlidir, evet, diyebiliriz. Halk dilinde bir de dişi kanser hücresi, evet, erkek hücre diye bir algı var. Evet. Nasıl? Şimdi burada kanser tedavisi gören hastaların, bizim burada tedavi ettiğimiz hastaların %95-98'inden gibi diyebileceğim halk arasında dişi dediğimiz türdür. Bir de erkek tür dediğimiz, hani sıçramayan, üremeyen türleri vardır. Ama bunların yerleşim yeri zaman zaman hani beyin içerisinde biyopsi alınamayacak şekildedir. Bir damarın çevresini tutmuş olabilir veya işte çok nadir, iyi huylu olup da tedavi gerektirecek tümörler vardır. Bunlar %1, %2'lik grubumuzu oluşturur. Asıl bizim tedavi ettiğimiz grup halkın arasında söylenen dişi tümör dediğimiz, dişi olan, üreyen tip hastalıktır. Kanser türü, o şekilde diyebiliriz. Erkek hücre kanserlerinde daha çok ameliyatla... Aynen. Yani. Ameliyatla tam dişi daha çok ilaçla mı? Evet, dişi olanların tam kanser türü diyoruz zaten, dişi olanlarda. Yayılma oranı daha çok yüksek. Halk arasında söylenen erkek türü benin denen iyi huylu tümörlerdir. Ama bu malin dediğimiz kötü huylu tümörler halk arasında dişi tümörler olarak adlandırılır. Bu şekilde söyleyeyim. Anladım hocam. Gelenler haklı olarak soruyorlar, bizimki dişi mi işte falan diye. Hani o belli, kafasında belli bir yere oturtması gerekiyor ki tedavisini de ona göre. Bu ilk tanı da belli olmuyor galiba hocam. Öyle mi? İlk yoksa biyopsiden aldıktan sonra mı belli oluyor? Biyopsi alındıktan sonra belli olur. Çünkü ilk olarak görüntülenen radyolojik görüntülemeler, kan tetkikleri bize bir miktar yol gösterir. Ama asıl şey, asıl bizi hedefe ulaştıran, tedaviye karar vereceğimiz son aşama patolojiyle parçanın alınıp şey yapılmasıdır. Yani hani bize son cevabı söylemesidir diyebilirim. Patoloji önemli burada. Farklı bir şey soracağım hocam. Tabii ki. Şimdi mesela bazen halk arasında ben de duyuyorum. Mesela diyorlar ki işte diş doktoruna gittim. Hı hı. Ama orada ben mikrop kapmışım, kanser gelmiş. İşte ağzımı kazıdılar. Hı. Mesela. Evet. Şimdi böyle bir risk var mıdır sizce? O şöyle oluyor. Nasıl oluyor? Ağız içerisinde mantarlaşma mı oluyor, kansere dönüşüyor? Mantarlaşma demeyelim de ağız içerisinde diyelim ki kronikleşmiş enfeksiyonlar. Hmm. Kronikleşmiş enfeksiyonların tedavi edilmediği takdirde çok uzun süre bir de çevresindeki hani o diyelim ki oradan geçen yabancı etkileşimle diyelim ki ağız içerisinde bir yara var. Büyüdü, apseleşti ve bu kişi de sigara kullanan birisi. Hı hı. Düzenli bir şekilde sigara içiyor. Ağız yolundan o sigara bir şekilde nikotinini her tarafını o yaranın çevresinde kötü bir oluşturuyor, zemin oluşturuyor. Evet, iyileşme sürecini geciktiriyor. Geciktiriyor. O gecikme sürecinden sonra nadir de olsa bunların maligniteye dönme riski vardır. Hmm. Kronik enfeksiyonların maligniteye, tümöre dönüşme riski vardır uzun süreli kaldığında. Ama dış etkenler dediğimiz diğer işte sigara, yabancı maddeler, işte kimyasallara maruziyet, bunlar da üzerine eklenirse tabii ki uzun süreli enfeksiyonların maligniteye dönüşme riski vardır. Öyle, evet, diyebiliriz. Teşekkür ederim hocam. Peki radyasyon cihazlarımız kanser hastası bunlarla ilk karşılaşında tepkisi ne oluyor hocam? Evet, aslında şöyle oluyor. Hemen ilk gelen kişi şunu soruyor bana, cihaz kapalı cihaz mı? İçine girecek miyim? MR cihazı gibi mi? Nefes alabilecek miyim? Hareket ederken bir şey olacak mıyım? Çünkü hiç ömrü boyunca bilmediği bir şey. Bilmediği bir şey yani. Evet. Ve oraya bir şekilde biz tedavi ettiğimizde
o dokunun üzerine, hastanın üzerine imzamızı atıyoruz. Yani hadi şimdi fizik tedavi gibi değil ki bu. Şimdi tedavi oldun. Için. Hadi ondan sonra 6 ay sonra tekrar gel, öyle bir şey yok. Bu nokta atış yaptığımız bir tedavidir. Cihazı anlatayım ben size. Cihazlarımız tomografi cihazı gibi ama çevresi açık. Yani cihazın bir başlığı var. O başlık hastamız masanın üzerine yatıyor. Üzerinde bir başlığı var. O başlık 360 derece dönen bir başlık. O başlık döndükçe bizim istediğimiz yatan cihazın masasında yatan hastanın radyoterapi uygulanacak bölgesine işaretlemeler koyuyoruz. Ve o cihazın başlığı o hastanın çevresinde döndükçe şekil değiştirerek, böyle bir sanat eseri gibi düşünün, şekil değiştire değiştire 360 derece dönüp bir 3 boyutlu bir bölgeyi ışınlar hale geliyor. Bunun bize faydası nedir? Diyelim ki tümör akciğerin alt kısmında ama çevresinden kalp geçiyor. Yemek borusu geçiyor. Cihaz öyle bir güzel bir robot gibi diyebiliriz. O geçerken kalbi ışınlamıyor, yemek borusunu ışınlamıyor. Biraz yosun ışıklarını vermiyor ona. Vermiyor ona. Aa, güzel. Ama sadece tümöre tık diye ama atış yapıyor. Burada da yine çok güzel aydınlattınız bize hocam. Çünkü neden? Halk arasında şu oluyor. Radyasyon ışığı aldığımda daha fena yapıyorlar. Asla, asla. Çok asla. Güzel aydınlattınız. Teşekkür ederim. Burada çevre organları tıkır 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 koruyup sadece tümörlü hücreye blok şeklinde ışının dökülmesi diye düşünelim. Ama bu hastanın cihazda kalma süresi maksimum 10 dakika. 5 dakika, 10 dakika. Çünkü o sürede hastanın kontrol filmlerini yapıyoruz. Hasta düzgün mü yattı, doğru mu yattı? Bunlar çok önemli. Yanlarına işaretler koyuyoruz. O işaretler her gün masada aynı pozisyonda kalmasını sağlayacak işaretler. Ve buna bağlı doğru düzgün tedavimizi yapıyoruz. Evet. Cihazın üstündeki şeyde tavanımızda çok güzel bir resmimiz var. Oo, süper. Işıklandırmalı falan. Hastanın moralini de düzeltecek evet. Şekilde. Bu şekilde hastalarımız konforlu bir tedavi. Evet, radyasyon cihazına yattıklarında bir korku. Evet. Telaşısı uyguluyorlar kendilerine. Kesinlikle. Hastaların en büyük korkusu da ben radyoterapi cihazına girip çıkınca acaba torunlarımı sevebilecek miyim? Acaba çocuklarımla sarılabilecek miyim? Eve radyasyon getiriyor muyum? En büyük korkuları sorduğu soru da bu oluyor. Hocam neden böyle bir korku şeyi yaşıyorlar kendilerinden? Çünkü tedavinin yani peşisi... Çok özür dilerim, bir veba hastası gibi kendilerini görüyorlar. Bilmedikleri bir şey, korktukları bir şey ve teşhis konmak için kullanılan PET-CT cihazlarında kullanılan radyasyonlu görüntüleme şeyleri var, işte ilaçları var. Bunları kullandıkları için orada belli kısıtlamalar olabiliyor. Yine radyoaktif iyot tedavisiyle karıştırılabiliyor. O yüzden en çok sordukları soru bu. Bunun cevabını da burada vermiş olayım. Asla radyasyon eve gitmiyor. Doku içinde kalıyor. Eve böyle bir ışıl ışıl böyle ışın saçarak eve gitmiyor. Yani doku içerisinde tümörü öldürüyor. Orada bitiyor. İşlevi bitiyor. Hocam onkoloji hakkında neler söylemek istersiniz? Onkoloji kanser hastalıklarını tedavi eden bir branş. Buradaki tedavi olanakları, işte cerrahisi var, kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisi ve ışın tedavisi var. Bunların bu tedavi teknikleri çok hızlı bir şekilde, olumlu yönde teknolojileri çok fazla hızlı ilerlemekte ve her gün değişik bir tedavi yöntemleriyle hastalarımıza şifa dağıtmaya çalışıyoruz. Benim kendi branşımda radyoterapide ben buraya geldiğimde yaklaşık 10 yıl kadar öncesine geri gidecek olursak radyoterapi cihazlarının tedaviye bağlı yan etkileri çok daha fazla olmaktaydı ve hastalara kobalt cihazı kullanılmaktaydı. Kobalt cihazıyla doğal radyasyon üreten bir radyoterapi cihazı ve bunların yan etkileri çok daha fazla olmaktaydı. Radyasyon cihazıyla onkoloji birbirine ne kadar bağlı?
Ya da o süre nasıl aralarındaki? Radyasyon cihazlarıyla kanser hastalarının tedavisi hemen hemen bütün hastalar demeyeyim ama hastaların %70'i, %80'i radyoterapiyle tedavi olmaktadır. Yani hastaların çok büyük bir kısmı hem kemoterapi, hem radyoterapi, hem cerrahi bunlardan birini olur. Ve bütün kanser hastalarının yaklaşık %70, %80'i mutlaka radyoterapi cihazına uğrar ve orada tedavi olur. Tedavi olarak da yani erken evre veya geç evrede fark etmez, her evrede bu radyoterapi cihazlarını kullanmaktayız diyebilirim. Evet. O şekilde. İlaç tedavileri zaten başından sonuna kadar aynı şeyde mi gidiyorsunuz, yoksa her evre farklı farklı? Her evre, her patolojik tip, her hastanın yaşı, ek hastalıkları, işte tansiyon olması diyelim ki, işte kolesterolünün yüksek olması, şekerin yüksek olması veya kronik kalp hastalığının olması, böbrek hastalığının olması, kemoterapi şemalarını hep değiştirir. Yani kişiye özel kemoterapiler yapılır, ilaç tedavileri. O yüzden her hastaya aynı tedavi uygulanmaz. Yani kişiye özeldir. Her patolojik tipine de uygun kemoterapik ilaçlar vardır. Yani hani bazıları akıllı ilaca uygundur, bazıları kemoterapiye, bazıları işte ileri evre ise diyelim ki kemiklerine de sıçrama dediğimiz metastaz varsa kemik güçlendirici tedaviler desteklenmektedir. Hastanın iştahını arttırmak için, hastanın beslenmesini arttırmak için de değişik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bunlar hepsi olmazsa olmaz, hep birbiriyle saç ayağı gibi hepsi birbirine bağlıdır. Evet. Bu şekilde diyebiliriz. Peki kanser hastalarında yaş sınırı önemli mi? Kanser hastalarında 0 yaşından 90-100 yaşına kadar kanser hastalığı görülür. Şu yaş grubunda kanser görülmez diye dediğimiz bir yaş grubu yoktur. Her yaşta kanser hastalığı görülür ama çocukluk çağı kanserlerinin görülmesinin patolojik tipleri farklıdır. Adolesan çağ dediğimiz işte ergenlik döneminde farklıdır. Erkeklerin işte belli yaştan sonra, 50'li yaşlardan sonra görülen patolojik tümör kanser türleri farklıdır. Kadınların menopozdan sonra ve öncesinde görülen tipleri farklıdır. Ama mutlaka her yaş grubunda kanser hastalığı görülür diyebilirim. Patolojiye gönderdiğiniz ne sıkı aralığında hastayı, yani her 2 ayda bir mi gönderiyorsunuz? Tedavinin başlangıcında hasta patolojiye gidiyor ama daha sonra gitmiyor mu? Çok fazla gidilmiyor. Hı. Ama tedavi sonrasında eğer her şey yoluna gidiyor da farklı bir yerden hastalığın tekrarladığı görülürse onu doğrulamak amacıyla tekrar patolojiye gönderdiğimiz hastalar oluyor. Bir de Avrasya Hastanesi'nin şöyle bir özelliği var. Biz haftada bir gün mutlaka bütün kanserle ilgilenen bütün branşlar toplantı yapmaktayız. Konsey kurulmaktadır. Bu konseyde radyoloji, radyoterapi, kemoterapi, bütün cerrahi branşlar, işte ortopedi, işte üroloji, patoloji, bütün kanserle ilgilenen her branş o toplantıda hazır bulunuruz. Ve o hafta içerisinde gelmiş olan hastaların listesi çıkarılır. Ona göre hastaya önce kemoterapi mi yapılması gerekiyor, cerrahi mi yapılması gerekiyor, radyoterapi mi yapılması gerekiyor diye o grupta karar verip hastanın tedavisine yön çizmekteyiz. Bu hem bizim elimizi güçlendiriyor, hem hastanın tedavisini olumlu yönde etkiliyor. Daha sağlam basıp daha güzel tedaviler elde etmekteyiz, evet, diyebilirim. Hocam, kanser hastaları neyi tetikliyor bu hastalık? Ani stres, ani başına gelmiş bir üzüntü veya çok endişeli pozisyonlar ve genetik etkenler, bunların hepsi bir araya geldiği zaman kanser oluşumunu tetikleyebiliyor. Ama
normal şartlarda da hani illaki çok stresli bir ortamda yaşıyorum, çok stres yaşadım, ben kanser olacağım diye bir şey yok. Ama biz geri dönüp hastalara anamnezini, yani hani bulgularını değerlendirdiğimizde bu dönemlerde çok stresli bir yaşantıda bulunduklarını görmekteyiz. Maalesef kronik alışkanlıklar, kötü alışkanlıklar dediğimiz sigara kullanımı, kötü beslenme, dengesiz beslenmeler, bunlar da kanser hastanın oluşumunu tetikleyen faktörler, dış faktörler, evet, diyebiliriz. Biraz daha insanların bağışıklık sistemini güçlendirmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi gerekiyor. Kendimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Bunlar önemli kanserin oluşmasını engellemek için. Ama işte artık organik beslenemediğimiz için maalesef, her şekilde. Maalesef. Yok. Hele şehir hayatında bu sefer daha çok endişeye kapılıyoruz. Yani hani şunun organiği, bunun organiği derken hiç ummadık şekilde farklı bir yerden satın aldığımız şeylerin içerisinde bir sürü kimyasalla karıştırılmış kesinlikle yiyeceklerimiz hocam var yani. Kesinlikle maalesef hocam. Bilinçsiz bazen alabiliyoruz. Maalesef. Fast food türü, saklama ömrü uzun olan buzdolabında, pardon, hani satın aldığımız şeyin, ürünlerin raf ömrü uzun olanları almamamız gerekiyor. Evet. İşlenmiş gıdaları çok fazla tüketmememiz gerekiyor. Ama hemen maalesef alıyorsun, suda karıştırdım, hemen yemek oldu. Evet. Şunu yaptım, buna, yani onların içerisinde koruyucu kimyasal geçtiğimiz daha çok talep çok görüntü fazla, maalesef. Evet. Çok şey yapıyor, göz alıcı oluyor ama maalesef bunlar tetikleyebiliyor hastalığı. Herkes maalesef için demeyelim ama tabii ki pandemi obezite önemli. Kesinlikle. Obezite, özellikle çocuk yaşta beslenme alışkanlığının düzelmemesi, düzenli olmaması obeziteyi tetikliyor. Obezite de ilerleyen zamanlarda bir sürü hastalığı beraberinde getiriyor. Bunu da diyebiliriz. Evet. Önemli. Halk arasında yine şöyle bir şey var. İşte atıyorum, ben düştüm, ödem oldu, ödemde ben umursamadım ama bu ilerleyen zamanda ödem bana kansere çevirdi gibi bir değişler oluyor. Onlar bu çok geliyor ama onlar ne oluyor biliyor musunuz? O zaten sessiz kalmış vücuttaki o kanser dokusu, o düşmeyle teşhis konacak hale geliyor. Yani o düştün, o kırılmadan sonra geri dönüp o görüntülemeleri aldığında orada tümör hücresini görüyorlar. Aslında onlar şanslı gruptalar. Yani hani bu travma ile birlikte hastalık ortaya çıkıyor. Farkındalık mı? Evet, değil yani. Evet. Mesela bazı hastalarımda var, işte yaklaşık 10 yıl kadar önce bir hastam vardı. Bir trafik kazası geçiriyor. Trafik kazası sonrasında arabası pert oluyor, oradan kazara çıkıyorlar ve bir bakıyor, bütün görüntülemeleri yapıyor. Rahim ağzı kanseri ve çok ileri evrede. Yani birden vajinal kanamalarla hasta gelmişti. Yani bu o anda, o kaza geçirildiğinde o tümör olmadı, o tümör zaten vardı ama sessiz duruyordu. Ondan sonra bu travma onu bizim ortaya çıkmasına sebep olmuş olabilir diyebilirim. O zaman bu ağrı olmuyor mu? Genelde yani ağrısızdır. Tümör hücresi maalesef ağrısız seyreder. Memede, mesela memedeki kanserlerde memede ağrısız kitle deriz. Biz ağrılı, evet, olanlardan çok korkmayız. Ağrısız, sinsi sinsi bir yerde öbek öbek bloklaşmış hücre topluluğu, doku topluluğu, yağ bezesi gibi olan birikintiler ağrısız olduğu için zaten çok dikkatimizi çekmez, evet, bizim. Ağrısız kitleler. Bulunduğu yer, eğer tümörün yerleştiği yer sinirlere yakınsa o zaman ağrı hissediyor hasta. Veya o tümörün yerleştiği yer kan damarlarına yakınsa damarlarda açılmalar oluyor ve hastada kanama olabiliyor. Yani bağırsağın içerisinde ise bağırsakta delinmeler ve bu sefer hani hastada ani işte cerrahi girişimlere sebep olabiliyor. Ama kenarda kıyıda bulunmuş birisi bir kitle zaten ağrıya sebep olmuyor. Ağrısız kitleler maalesef. Hasta nasıl, hangi durumlarda size, doktora başvurabilir? Aile öyküsü varsa, ailede kanser öyküsü olanlar mutlaka düzenli check-up yaptırmaları gerekir. Ondan sonra kişi 40 yaşından sonra mutlaka yılda bir mamografi yaptırması gerekir. Yine kadınlarda rahim ağzı kanseri için, teşhisi için sadece bir sürüntü, rahim ağzından sürüntü alıp yapılan simir testini yaptırmaları erken teşhisi gerektirir. Yani erken teşhise faydası olur. Yine erkeklerde bağırsak kanseri için
Kan sayımının bakılması, kan sayımı da hemoglobin erkeklerde özellikle düşükse, gaitada gizli kan dediğimiz büyük abdestin bakılıp işte mikroskopla bakılıp kanama olduğu görülürse bağırsak kanserini bize belirleyicisi olabilir. Uzun süre sigara kullanıyorsa, 10 yıldan fazla sigara kullanıyorsa, kesik kesik öksürüğü varsa, kilo kaybı hissediyorsa, ses kısıklığı varsa ve parmaklarda çomaklaşma dediğimiz, hani böyle parmak uçlarında yumuşak dokuda büyüme, ağrısız büyümeler ortaya çıkabiliyorsa, bunlar akciğerin havalanmasının azaldığını gösteriyor. Bize akciğer kanser belirtisi olabiliyor mesela. Bunlar, bu tür şeyler varsa mutlaka doktora başvurmak gerekir diyebilirim. Uyuşmalar falan nasıl? Tabii ki. Çünkü kanser hastalığının bir kısmını kemiklere sıçraması dediğimiz metastazla teşhis ediyoruz. O zaman el ve ayaklar uyuşma olabilir. Bel fıtığı deyip geçiştirebiliyoruz. İşte siyatik var, bel fıtığı var, işte şöyleydi, ani ters hareket yaptım gibi çok fazla kendimizi kandırmamamız gerekiyor. Mutlaka doktora gitmemiz gerekiyor, evet, diyebiliriz. Mutlaka. Çünkü kanser hastası ağrı olmadan, aynen, insanlar ağrı olmadan büyüdüğü için alarmda olmamız gerekiyor. Evet, en azından rutin kontrollerimizi ihmal etmeyelim. Evet. Hocam, programımızın bir sonuna geldik. Bir söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Hiçbir şey, bizim sloganımızdır bu, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Yani bizler çok önemliyiz, bizim sağlığımız çok önemli ve sağlığımızı kaybetmemenin yollarını aramamız gerekiyor. Bunun için de check-up'larımıza dikkat edeceğiz, kendimizi gözlemleyeceğiz. Vücudumuzda ortaya çıkmış olan farklı belirtiler varsa, farklı bir, yani normal rutin yaşantımızda haricinde belli şikayetlerimiz varsa, çekinmeden, kaçınmadan doktora başvurmamız gerekiyor. Bu COVID sürecini endişeyle bakıp doktora gitmemek, evde kalalım diye düşünmek asla istediğimiz şey değil. Erken teşhis için doktora başvurmalarını tavsiye ediyorum diyebilirim. Evet, bugün de Şifa Kapısı'nın burada sonuna geldik. Esen kalın. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki, başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış
51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.